Ben Meltem Balcıoğlu, haber müdürüyüm. 2009 yılından beri de Tema Avrupa Konutları'nda ev sahibiyim. Ben Reşat Balcıoğlu, magazin müdürüyüm. Meltem Hanım'la birlikte, ailemizle birlikte 2009 yılında Tema Avrupa Konutları'nda konut sahibi olduk. Ve 11 yıldır mutlu bir şekilde oturuyoruz. Bir gün kahvaltı sonrası yine Meltem Hanım'la bir sabah kahvaltı sonrası Gaziosmanpaşa'dan geçerken tesadüfen Avrupa Konutları, Tema Avrupa Konutları'nın ofisini gördük. Binalar yapılmıştı zaten. Gittik satış ofisine. Orada arkadaşlar bize yardımcı oldular. Biz ne istediğimizi biliyorduk ama biz 3+1 bir ev istiyorduk. 3 ya da 4 daireye baktık ve hemen o gün peşinatımızı vererek, daha doğrusu kapora vererek işlemlerimizi başlattık ve 2009 yılının Mart ayında taşındık. Herhalde görülmemiştir bu kadar çabuk karar verip hemen bu bizim evimiz dedik ve hemen ne kadar çabuk işlemler hallolursa, ne kadar çabuk oturursak o kadar iyi olur deyip bir ay içinde neredeyse evimize yerleşmiştik. O gün gündür de oradayız yani. Biz Avrupa Konutları'nda bu dairemizi alır tercih ederken bütçemize göre öncelikle hareket ettik. Bütçemizin karşılığında biz ödeme planlarını yaptık. Dairemizi teslim aldığımız gün sadece bir sıradan bir temizlikçi sokup üstünden temizleyip oturduk. Her şeyimiz hazırdı. Doğalgazımızdan suyumuza, elektriğimize varana kadar hiçbir şey için ekstra uğraşmak, ekstra zaman harcamak zorunda kalmadık. 2009 yılında satın aldıktan sonra oturmaya başladığımız 11 yılın sonunda anladık ki bizim hayatımız süresince aldığımız en doğru kararlardan birisiydi Avrupa Konutları'nda şu anda ikamet ettiğimiz daireyi almak. Şu an 10. seneyi geçmek üzereyiz. Hala aynı şekilde duruyor bütün malzemeler. Bu çok önemli bizim için. Bir armatür bile değiştirmedik diyeyim size, mutfağından, banyosundan ya da herhangi bir yerinden. Bizim gibi insanlar konut satın alırken sadece içinde yemek yiyebilecekleri, uyuyabilecekleri ya da işte zaman geçirebilecekleri bir yer satın almıyorlar. Huzurlu, güvenli ve en önemlisi sağlıklı bir atmosferde, sitede yaşamak için geleceği planlayarak alıyorlar. Biz sadece konut satın almadık. Orada bir gelecek satın aldık. Çocuklarımızın ne kadar güvenli, sosyal ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilecekleri, koşturabilecekleri bir site satın aldık. Sadece bir daire satın almadık. En çok eleştirilen şey benim de bu sitede oturmaya başlamadan önce aslında en büyük çekincem işte sitede komşuluk olup olmadığı, hayatların çok steril olup olmadığı, dışarıdan, dış dünyadan uzak olup olmadığı, insanın çocuğu da olunca bunları özellikle bir aklına getiriyor. Ama yaşamaya başladıkça gördüm ki benim belki de şanslıyımdır ama koca bir apartmanda bir sürü komşum var. Diğer apartmanlardan başka komşularım var. Bunun etkeni havuz başı komşuluğu da olabilir. Havuzda insanlar birbiriyle kaynaşıp bir sürü havuzu var sitenin. Hani biz bize en yakın olan havuzdayız. Bütün komşular da oraya iniyor. Hafta sonu herkes işte elinde bir şeyle meyvesini, kurabiyesini bilmem nesini alıp sanki başka bir yerde yaşıyormuş gibi ya da bir yazlığa gitmiş gibi bize bu havayı veriyor. Çocuklar için de en büyük korku işte çocuğum sokağa çıkınca ne olacak, hani nasıl yapacak falan. İlk başlarda parklarda zaten kamera sistemi vardı. Biz evimizin içine bağlı o kameralar. Parka gittiğinde çocuk ben televizyonumu açıp İşte 4. park, 3. park neyse seçip çocuğumun ne yaptığını görebiliyordum. Bu benim için çok önemli bir şey. Her an yanında olamadığım için. İkincisi, şimdi çocuklar büyüdüler. Bazen işte arkadaşları geliyor, Umut gel hadi bisiklete binelim diye. Sanki normal bir mahalle kültürüymüş gibi oluyor. Yani hani bu en korktuğum şey diyorum ya. O kadar böyle çocuk da hop koşuyor, bisikletini alıyor, gidiyor. Anne ben bisiklete binmeye gidiyorum. Başına ne gelir? Araba çarpar mı? İşte şöyle olur mu, böyle olur mu? Bu soru işaretleri olmadan. Site yaşamında bir binada 60 daire var. Aslında 60 dairede tek tek kalıyor insan ama sanki 60 katlı, yani 10 katlı bir dairede herkes yaşıyor gibi
bir ortam oluşuyor. Çünkü ortak yaşam alanları var. Aynı asansöre biniyoruz, aynı kapıdan giriyoruz, aynı markete gidiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz, aynı spor salonuna gidiyoruz. Sanki hepimiz home office olarak bir yerde yaşıyormuş imajı doğuyor. Hepimizin istekleri, hepimizin sorunları bir ortak noktada buluştuğu için site yönetimiyle de bir arada yaşayıp, bir arada çözüm üreterek, bir arada aynı nefesi soluyarak, aynı duygularla ve aynı hislerle hep birlikte yaşıyoruz. Mutlu olduğum bir yer daha var. Ben hayvanlar konusunda çok hassasım. Sitemde, yaşadığım sitede hassas, komşularım da çok hassas. Kediler için yönetimle birlikte el ele verip küçük küçük böyle baraka gibi kedi evleri yaptık. O kedilerin mamasından, suyundan, bakımından tamamen sitedeki bu gönüllü insanlar ve yönetimdeki insanlar sorumlu. Bu duyarlılık da beni çok mutlu ediyor. Bunu da eklemek istiyorum. İlaveten ben bir şey ekleyeyim. Her sitede mutlaka oluyordur. Tabii bizi rahatsız eden şeyler de oluyor. Ancak site yönetimiyle girmiş olduğumuz diyaloglar sonucunda bütün insanları rahatsız eden işte gürültü gibi ya da işte yanlış park gibi ya da işte hayvanlara, sokak hayvanları kimse sevmiyor, herkes sevmek zorunda değil. Bunları böyle bir görüş ve alışverişiyle, site yönetimiyle konuşarak bu tür şeyleri de kolayca aşabiliyoruz. Avrupa Konutları markasının adını duyduğum anda benim en önce, ilk başta söyleyeceğim şey güven. Bir soru işareti olmadan herkese işte tavsiye edebilirim. Tem Avrupa Konutları'nda konut sahibi olmamın bana en iyi hissettirdiği şey ailemle birlikte güvende olmaları. Orada olsam da olmasam da, evde olsam da olmasam da ailemin güven ve huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamalarını bilmek en büyük mutluluk. Tem Avrupa Konutları'nda ev satın alırken bir hayat satın almışız. O hayatımızı evi satın alırken dizayn etmişiz. Bunu yaptığımız için de çok mutluyum.